Hangi genç kız bir prenses olmanın, onların masallarında olduğu gibi bir düğünle mutluluğa ilk adımını atmak istemez ki? Belki o da istemişti ama düğününü canlı yayına, 750 milyon kişinin izleyeceğini ve hayatının ileride film ve belgesellere konu olacağını nereden bilebilirdi ki? Sinema biletleriniz ve patlamış mısırlarınız hazırsa Diana'nın prenseslik hikayesini anlatan Spencer'a yakından bakalım. Will they kill me, do you think? Alacakaranlık serisiyle tanınan Kristen Stewart'ın Prenses Diana olarak kamera karşısına geçtiği Spencer filminden ilk afiş yayınlanmıştı. Her peri masalı bir gün sona erer notuyla tanımlanan film 5 Kasım'da vizyona girecek. Projede Prenses Diana'nın Prens Charles'la olan evliliklerine ve boşanmasına odaklanılıyor. Filmin afişinde yer alan Diana'nın görüntüsünden, Galler Prensesi olarak yaşadığı dönemdeki özel mücadeleleri ve kalp acılarını yansıttığı düşünülüyor. Spencer'ın yönetmenliğini Pablo Larraín yapıyor. Larraín filmle ilgili olarak şunları söylüyor. Hepimiz, en azından benim kuşağım, bir peri masalının ne olduğunu okuyup anlayarak büyüdük. Genellikle prens gelir ve prensesi bulur. Onu karısı olmaya davet eder ve sonunda prenses kraliçe olur. Masal budur. Röportajın devamında Larraín, ama biri kraliçe olmamaya karar verip de gidip kendim olacağım derse bu büyük bir karardır. Peri masalı tepetaklak olur. Buna her zaman çok şaşırdım ve bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüm. Filmin kalbi budur sözlerine yer veriyor. Filmde Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı oynayacağı 2020 yılının Haziran ayında belli olmuştu. Yönetmenlerin bu kararla ilgili olaraksa günümüzün en mükemmel oyuncularından biri tanımını yapmıştı. Yaşanmış olayları dayandırılarak anlatılan proje ismini Prenses Diana'nın evlenmeden önce kullandığı soyadından alıyor. Gösterim tarihi Amerika için geçerli olacak. Türkiye için gösterim tarihi ise henüz belli değil. Diana Spencer'la Prenses Masalları dünyasından çıkıp gişeciden bu haftalık bu kadar diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.